Herkese yeniden selamlar. Biricik Podcast'ınız Drama Talks'un 16. bölümüne hoş geldiniz. Selam Oneko. Selam Pasta. Podcast'iniz olmuş bu sefer ama. Podcastiniz, Podcast'iniz de önceden. Hmm. Artık, evet. Halka bir hizmet gibi abi. düşünerek. Evet evet kesinlikle. Son bölümün drama çıkarması hakkında ne düşünüyorsun? Olur diyorum. Amacına hizmet eden bir şey olmuş olabilir. Niye drama çıkarmak mı istemiştik? Bunu mu ima ediyorsun? Yani drama toks ya, drama kanalı <laughs> falan ne bileyim. Okay. Bana okey gibi geldi yani, mantıklı gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşacağız bugün? Bugün ne konuşuyoruz? Bugün e, biliyorsun üst üste iki tane ödül töreni oldu. Bir tanesi GQ evet. Man of the Year ödülleri. Ben zaten haftalık drama dozunda orada çıkan dramaları anlatmıştım ya, değiniriz istersen. Ama <laughs> asıl konuşmak istediğim e, Altın Kelebek ödül töreni. Panten. Evet. evet. <laughs> Bizim için de ayrı bir anlamı var biliyorsun Altın Kelebeğin. Neden? seni gebertirim bak lütfen burada tek başıma olamam pasta. Niye? <laughs> Çok fazla anlam yüklüyorum demek ki neyse. Bizim ilk podcastimizin konusu da, birinci tamam. podcastimizin konusu da Altın kelebekti. Tamam, tamam tamam. İhtimal <laughs> vermiştim ama ilk podcast olduğunu hatırlamadım. Konuştuğumuzu hatırlıyorum da. Çok kötü hissettim kendimi şu an. Yok, yok yok ben şaka yapıyorum. Tahmin ettim zaten hatırlamayacağını. Çünkü bir sürü içerik yapıyorsun. Ben size sadece bunu yapıyorum. Benim için bunun akılda kalması normal yani. Gerçekten bazı şeyleri hangi videoda, ne zaman, Tabii hangi canım. konsepte konuştum falan bazen hatırlayamıyorum evet. Neyse sonuç olarak işte GQ skandalının üstüne altın kelebek de bence tatsız oldu. Yani şöyle o olumsuz hava devam etti. Yani ödül törenlerine karşı en ufak bir olumlu hava kaldı mı emin değilim ama iyice böyle bir tepki topladı bence bu sene bu ödül törenleri ki ben bundan memnunum. <laughs> Evet ya ama azalarak da bitmiyor gibi sanki. Altın Kelebek hep orada var ve üstüne de pek bir şey koyamıyor gibiler. Evet evet yani yine izlendi. Gördüğüm kadarıyla millet bayağı canlı da izlemiş. GQ'yu aynı şekilde izleyenler olmuş. ya Yine yapılır yapılmasına da yani Oscar da yapılıyor ama Oscarlar evet, eskisi gibi evet. yapılmıyor yani eskisi kadar şey değil ya. Aynı o şekilde devam ediyor bir noktada bence biter. Şeyden dolayı mı acaba böyle jüri sistemi ya da ödüllerin hak edilip hak edilmediği ile falan mı alakalı? Evet bence Misiniz? kesinlikle ya yani onların böyle bir muallak olması, güvenilmemesi biz. halk oylamasına falan filan yani ona bakıldığına. Oh. Etkisi bence var. Ama asıl e, yani insanlar hala televizyon dizilerini izliyorlar ama çok daha böyle sınırlı sayıda dizi bence. Yani bu <laughs> eskiden televizyonda ne olursa olsun izlenirdi durumu vardı ya, yani. Çok az şey. E, <laughs> şu anda diziler iki bölümde yayından kalkıyor mesela. Rating alamayınca falan. O durumdan dolayı hani her şeyin böyle biraz vadesi tükeniyor gibi. Ünlülüklerin de öyle yani. Televizyon ünlülüğünün. Hı -hı. eminim ki ne bileyim influencer ödülünü alan kişiyi ben öyleyim birçok insan benim gibi daha çok merak ediyordur en iyi oyuncuyu dansa konuşamadım ama anladın evet listeyi açıyorum kimler kazanmış hızlıca bir bakalım şimdi en iyi kadın oyuncu Pınar Deniz o konuya zaten geleceğiz şimdi aslında onu konuşacağım tamam. <laughs> En iyi erkek oyuncu Kaan Urgancıoğlu işte bu ikisi de Yargı'dan en iyi dizi evet. Yargı Bayağı sallamış yani ödül Senaryoda sanırım değil mi en yani iyi senaryoda senaryo Evet ee, en iyi komedisi şey Pardon dizisi kadın oyuncu Ezgi Mola Erşen Kuner'den dolayı Zaten Erşen Kuneri'nin oyuncuları GQ'da da GQ ödül töreninde de acayip ödül toplamıştı Hı -hı. Ee, En iyi komedisi e, Erkek oyuncu Feyyaz Vit Buna çok sevindim evet En iyi erkek şarkıcı Edis En iyi kadın şarkıcı Hı. Zeynep Bastık En iyi influencer YouTuber ne oluyor ya bu da çok hı hı. tatlı bir haber. Geçen sene P. Queen almıştı sanki değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorum galiba. Emin değilim. Yanlış Gerçekten hatırlıyorum mi? tamam. Ben Pqueen'e oy verdiğimi hatırlıyorum geçen sene. Ha Evet evet ben de doğru konuşmuştuk seninle bunu. Ben de Pqueen'e almıştım. Aynen aynen. Kaç yıl önce de Enes Batur'a verip geri almışlardı ödülü. Ya, bu arada evet onu da hatırlıyorum <laughs> çok kötü. Ee, böyle bir ödül töreninde... Ee, influencer youtuber ödülü olması gerçekten bir başarı bence. Çünkü bu şeyler ilk çıktığı zaman hani internetten ünlü olmaya başladığı zaman insanlar medya nefret ediyordu ya bunlardan. Evet. Ee, sürekli karalamaya çalışıyordu işte hani küçük görüyordu. Hatta işte Okan Bayülge'nin bu açık mikrofondaki şeyler laflarını hatırlarsın uzun uzun konuştuğumuz. Hani siz evet. şey herhangi bir etik dersi, gazetecilik etiği de bilmiyorsunuz bilmem ne diye. Ama işte gördüğün gibi ödül törenlerinde artık böyle kategoriler var yani Türkiye'de de. Neyse. Evet. Ee, en iyi dijital içerik Hasan Can Kaya. Konuşanlar yine bir, yani YouTube'dan çıkan biri. Önemli olan. Ha, en iyi rapçi Sefo. Zaten hmm. şeyde de Spotify rapte de ikinci çıktı galiba Türkiye'de. Uzi'yi çağırmıyorlar farkındaysan her yere Sefo'yu çağırıyorlar. Evet evet evet. Evet bu kadar. Haber değer evet. olan şeyler bu kadar. Yani yargı izledin mi hiç? Hiç izlemedim ya. Ben izledim. Bence güzel dizi. Yani devamını getirmedim. 20 bölüm falan izlemişimdir. Güzel böyle sürükleyici. Yani sonradan bozmuş olur. Yani Türk dizileri biraz uzayınca hani genelde şey oluyor ya. Ya bence kaç saat sürüyor? İki buçuk falan mı sürüyor şu an? Sürüyordur yine o kadar. Bir, bir tane dizi oldu. Evet evet. Reklamlarla, reklamlarla beraber. Aynen. O kadar sürelik bölüm yazıp her hafta. 20 bölüm de kaliteli yani tırnak içinde ya da işte hani izlenebilir kalmak. Bence mucize gibi bir şey. <laughs> Şey gibi bir durum var yani. Hani Türk dizi sektöründeki insanlar, senaristler, yönetmenler, oyuncular öyle bir e, hayatta kalma modunda yaşıyorlar ki survival böyle. <laughs> Türkiye'de bile hani bu kadar uzun bölümler çekip vesaire işte reyting toplamaya çalışmak falan. Götürüp x bir yerde x bir diziye koysan 20 dakikalık e, esip gürlerler gibi hissediyorum. Ya orada mesela başka ülkelerden de işte örnekler görüyorsun Amerika'dan, e, İspanya'dan ya da Kore'den. Bunlar hani ya hiç daha görmedim iki buçuk saatlik bir bölüm Başka ülkede varsa bilmiyorum da Hint dizileri falan ne kadar emin değilim ama orada da bence bu kadar değil. Yani hani bunu düşünüyorlardır, bunun matematiğini yapıyorlar. Şimdi kısa kısa bölümlerle birkaç yani bir dizi biter, diğerine başlarsın gibi. Yani çok daha fazla sayıda dizi olabilir ama bunu tercih ettiklerine göre bir, bir şey var demek ki. Ya Artık reyting almakta ve insanlar ekranını tutmakta biraz zorlandıkları için bence iki dizi risk evet, diye zaten. düşünüyorlar. Ha, ha, öyle bir durum var. Alabildiğimiz kadar alalım yani bir iş tutsun, e, iki buçuk, evet. üç saat o reyting alsın falan gibi bir durumdalar bence. O zaman Pınar Deniz'in konuşmasına gelelim istersen büyük linç Şimdi Pınar Deniz diyor ki ödülünü aldıktan sonra ben diyor eskiden bir film izlemiştim. Orada işte çocukları, çocuklar çok büyük haksızlığa uğruyordu. Çok bir işte şey para için çocuklara çalıştırıyorlardı. Katlediliyor. Katlediliyorlardı. katlediliyorlar doğru. bundan çok etkilendim. İşte metroda arkadaşımı aradım. İşte dedim benim bunun için bir şeyler yapmam lazım falan. Ve işte dünyayı insanları kurtarmak istediğim için bugün oyuncu oldum. Diyor. Hı hı. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. Ha, evet. Cümlesi bu. Yani no correlation oyuncu olmakla <laughs> e, dünyayı kurtarmak gerçekten hani belki olabilir şey gibi ne bileyim. Öyle işlerde yer alıyorsundur ki hani sesi duyulmayan insanların sesi oluyorsundur bilmem ne yani. olabilir ama e, Türk TV dizisi çerçevesinde olan bir e, oyuncu için mümkünatı yok. O yüzden de çok dalga geçildi. Bu arada dalga geçilmesini %100 anlıyorum. Ben de çok güldüm. Bence inanılmaz bir, şuursuzca bir laf. Ama e, çok sinirlenildi de aynı zamanda bayağı linç edildi bence. Onu çok evet. anlayamadım hani çok sinirlenecek bir şey var mı? Hani her zaman bu ödül konuşmalarının yani %90'ı biraz aptalca olur zaten. Yani bugün ben de ödül almaya çıksam nasıl konuşurum bilmiyorum mı? Yani, Oradaki o heyecanla insanlar çok saçmalayabiliyor. E, GQ'da da vardı yani işte şey dedim ya e, sana gerçi Program sana söylemedim galiba ama işte bu Berk Oktay'ın konuşması vardı işte. Evet, Arkadaşlar evet. ne olur hayvanlara eziyet etmeyelim falan göz kırpıyor falan. Hayır, bu da çok kötü mesela anladın mı? Ama Fınar bu kadar şey olmasına bilmiyorum şaşırdım. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben de şaşırdım. Şimdi konuşmayı dinleyince evet dünyayı, bu dünyayı kurtarmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Yani bunu hani inanmış buna ve bu duyguyla oyuncu oldum diyor. Bu oyuncu olursam bu dünyayı kurtarabilirim diye düşünmüş. Yani o benim kafamda oturmuyor hani bilmiyorum. E, mantıklı ya kendince bir mantığa etmiş herhalde anladığım kadarıyla ama bana şey gibi çok anlıyorum insanların niye tepki verdiğini şimdi bu cümle bu kadar büyük olunca gelen tepki de e, doğal olarak işini küçümseyen e, yorumlar oluyor genelde hani sen e, şey yapmıyorsun işte bir ölümcül hastalığı tedavi etmiyorsun ya da vesaire dünyayı kurtarmak oyunculuk değil e geliyor cümle büyük olduğu için eleştiride bu büyüklükte oluyor aslında. Evet evet yok. Evet onu anlıyorum. Ya zaten bence dalga geçiyor olmak falan. Yani bence zaten meme bile olur bundan. Ama sinirliyorum. E, sinirli sinirli tweet'i çok fazla okudum bu konu hakkında. Hani hakikaten canı sıkılmış insanların bazılarının. Ya insanların canı sıkılıyor aslında her şeye çok tepkiliyiz. Yani bilmiyorum ben toplum olarak evet bir canımız genel olarak sıkkın ve isyankar moddayız da ben şeye takıldım. Şimdi sen de bunu hani konuşacağımızı söylediğinde e, tekrar bir dinledim böyle şey geliyordu bana tamam mı o konuşma böyle dublaj gibi geliyor dublaj kokuyor yani bir de Aha. bende şöyle bir şey var hastalık var ben şeyi çok severim böyle YouTube'dan açıp ödül konuşmalarını izlemeyi çok severim tamam mı? Böyle kendim konuşuyormuş gibi mi hissediyorum artık ya da kafamda mı hayal ediyorum. Böyle bir benim şeyim var guilty pleasure'ım var. Oscar ödül törenlerinde o ödül alma anlarını o konuşmaları falan defalarca izlerim. Bu konuşmayı da izledim de bana böyle bir tanıdık geldi tamam mı? ben bunu şey yapacağım ya. Ben bu konuşmayı bir yerde duydum. Şey, YouTube'a yazdım. Best Award Speech diye. Yani işte en iyi e, ödül konuşması diye. İlk başta işte Leonardo DiCaprio'nun çıkıyor. Birkaç tane oyuncunun çıkıyor. Onları biliyorum zaten. Bir tane böyle Rihanna'nın hemen üçüncü sırada mı neydi? Rihanna'nın Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma var. Onu açtım. Zaten direkt orada şey diye başlıyor cümleye. Ben küçükken işte bir film izlemiştim. E, televizyondan bir şey izlemiştim. Orada küçük çocuklara muamele e, yapılıyordu ve ben bundan çok etkilendim. E, o çocukları kurtarmam lazım diye hissettim. Bu sebeple de şarkıcı oldum. Yani birebir bu şekilde hani... ondan sonra şunu anlatıyor bu arada. Evet doğru bu şekilde şarkıcı oldum diyor. Çünkü evet. şey diyor. Sen bana atınca ben izledim. Hani ben böyle bir şey yakalamamıştım. Çok güzel oldu bence yakalaman. E, şey demiyor. Hani o zaman param yoktu bunu yapacak. Paramı param Hı -hı. olsun diye şarkıcı oldum ve sivil toplum kuruluşları kurdum. Devamı mantıklı değil de işte anladın mı? Yani Rihanna'nın konuşmasının altı dolu. Ona demiyorsun ki çocukları sen mi kurtaracaksın? Sana mı kaldı? Demiyorsun çünkü kadın zaten. Aynen o şekilde ilerlemiş. Çeriti yani hayır şeyleri kurmuş ve dünyadaki çocuklara yardım ediyor yani. Altı çok dolu. Ya eğer Pınar Deniz'in kendisi ya da atıyorum sen de demiştin asistanları falan ee, bu konuşmadan ya bir konuşma çalmaya karar verdilerse ve bu durum bu şekilde oluştuysa benim kafamda her şey bir mantık çerçevesine oturuyor açıkçası. <laughs> yani esinlenmiş, esinlenmek istemiş olabilirler. Hani böyle büyük bir konuşma yapmak i̇şte. istemiş olabilirler. Anladın mı? İki lafı güzel bir, bir araya getirelim deyip bir etkili bir şey yaratmak için ama yani birebir de çevirmesen ha, işin birazcık? özünü işin özünü hiç almamışlar yani şey de yememişler Rihanna bunu şeye bağlıyor kurduğu yardım organizasyonlarına yardım kuruluşlarına bağlıyor hani para kazanmak istedim yani başka bir şey de olabilirdi Rihanna şarkıcı olmak yerine atıyorum evet. yani anladın mı ve yine yardım kuruluşu açabilirdi kurabilirdi hı hı. bunun olayın bu olduğunu hiç anlamamışlar ve Pınar Deniz'de de bunu <laughs> uygularız biz demişler bu konuşmayı <laughs> uyarlarız yani bana biraz böyle geldi açıkçası hani şeytanın avukatını da yapıyor olabiliriz ama çok benziyor konuşmayı hani belki linkini linkini verirsin Ben insanlar da izler de çok çok birebir neredeyse Türkçe dublaj gibi bir şeydi yani. Çok haklısın ee, peki şey soracağım sana Ezgi Mola'nın konuşmasını dinledin mi? Onu da dinledim evet. Kadın cinayetlerinden falan bahsetti, İran'dan bahsettiği İran'daki olaylardan büyük konuşma böyle yapılır diye düşünüyorum açıkçası. Yani cesaret isteyen bir konuşma dediğin gibi hani öyle illa bir politik bir şey söyleyeyim deyip sadece hayvan haklarına kadar değinebiliyor olmak. Yani tabii ki onları da değinelim ama başka şeylere de değinip ona da değinmek ayrı bir şey. Bir de böyle hakikaten cesurca çıkıp orada İran'daki olaylara değinmek bence dediğin gibi daha şey cesur yani ve olması gereken. Kesinlikle ve İran'daki olaylar Türkiye'de çok az konuşuluyor ana akım medyada. O açıdan da bence çok değerli. Ben bilerek yaptığını düşünüyorum Ezgi olanı Hani özellikle İran'a ben değil, de aynı şey için. Evet evet aynen. Çok güzel. Bence de cesaretli bir durum. Yani şu an bunun cesaret örneği olması çok üzücü bu arada ama öyle yapacak bir şey yok. Çünkü evet. kimse yapamıyor bunu yani demek ki. ki Cesaret örneği oluyor. Ee, şey diyecektim yani politik olmak zorunda değil bir şey hı hı. teşekkür konuşması ama büyük laf edeceksen kendini kendi yaptığın işi ve kendini bu kadar ciddi alarak etmek e, bana biraz ilginç geliyor açıkçası hani onun yerine hakikaten e, dünya hakkında toplum hakkında ciddi şeyler söyleyebilirsin çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki senden çok daha değerli çok daha sıkıntılı şeyler var olay senden ibaret değil yani hani sen, sana neyin evet. ilham olduğu çok umrumuzda değil açıkçası yani bilmiyorum tabii ki illa birilerinin umrundadır sevenin şeyinin ondan bahsetmiyorum ama ne demek istediğimi anladın anlıyor. Bir de konuşmanın konsepti dünyayı kurtarmak üzerine ya yani. Dünyada kurcalacak bir şeyler olduğunu düşünüyorsun belli ki. O zaman yani yine sana ne hissettirdiğinden bahsedip bir de yanında belki daha dolduracak şekilde şeyleri de konulara değinebilirdik. Aynen aynen de kesinlikle. Yani zaten bu büyük laf etme sevdasından kaynaklı bence sıkıntı. Hı -hı. Çünkü ne bileyim Uraz'da atıyorum ödül konuşmasına şey de yaptı U Uraz Kaygılaroğlu. Hani eşinin geçirdiği trafik kazasından bahsederek yaptı yani evet o da bence şey insan empati yaptığı, üzüldüğü bir şey ve bu şekilde teşekkür etmek çok zor. Aynen evet. kesinlikle. Cem Yılmaz'a verdiği ayar da... Evet, ya tam ayar gibi değil. Onlar hani aralarında hiçbir problem olmamıştır yani. Ee, ama Anladım. iyi ki çıkış yaptı yani. Orada o yapmasa ben kendi kendime kıl olurmuşum. Yani. izlesem görüntüleri, arkada gülüyor falan. Hı. İnsanlar şey de diye düşünmüş. E, Tamer Karadağlı şey yapmak istemişler aynen, aynen, falan. Yalpa. Ama sanmıyorum ben. Çünkü o an bence Rast Kargılaroğlu hakikaten biraz sinirleniyor Hı -hı. sonra işte Cemilmaz göz göze gelince hani bir gülümsüyor hani sıkıntı yok der gibi ve sonra da zaten sarılarak aşağı iniyorlar zaten bütün konuşma Cemilmaz'ı övüyor Cemil da teşekkür evet, evet, şeyini yani davet ederken onu övüyor falan filan öyle bir şey yok yani ama neyse durum bu yani ee, ya zaten bu arada ödül törenlerinin e, yani Oscar'lar falan da çok tartışmalı işte ne kadar bağımsız olduğu zaten bir dünyaca böyle bir meselemiz ama Türkiye'de de ekstra kötü bir durum var hani hala izleniyor ediliyor ama çok da manalı değil yani çünkü işte Kaan Sekban bir tweet atmıştı mesela bugün sonradan sildi. Koyar mıyım bilmiyorum. Şey demişti hani jüride kazananlar var yani kazananlardan bazıları jüridendi ve haftalar önceden kazanacak kişiler belli oluyor zaten. İyi. Aynen. O zaten en küçük ödül töreninde bile yaşanan bir şey atıyorum. Üniversitelerde yapılıyor ya ödül törenleri. Orada evet. mesela işte şey durumları çok oluyor yani sonradan ünlüler şahidiyor. ödül verelim falan diyorlar. Aynen öyle. Aynen. Burada da öyle bir durum var yani. O yüzden e, bilmiyorum suyu çıktı bu ödül işinin. Şeyi de var zaten hani bu kadar göz önünde olmayan daha ufak çaplı atıyorum sanayiciler arasında ya da böyle marketing pazarlama şirketleri içerisinde hani bir bağış yapıyorsun sana ödül veriyorlar gibi şeyler de oluyor. Ha. Evet, tabii tabii. Bana da denk gelmişti. Onun adına bağışlanıyor değil mi sadece? Kayıtlı bir para mı o? bilmiyorum kaydını koyduğunu ama hani ödül verebiliriz size gibi konuşmalar oluyor yani. Bayağı rüşvet gibi oluyor. Tabii, tabii. Yani bir destek işte sponsor olun gibi ya da işte ne onun adını buluyorlar buluyorlar yani. Acaba hukuken rüşvet adı altında değerlendirilebilir bir şey mi? Cezalandırılabilir bir şey mi? Merak ettim şu an mesela. Zannetmiyorum ya sponsor olduğun için diyelim oraya resmi sponsor bir şeysin. Yani, i̇lla buluyorlardır kılıfını yani pastayı çok gibi açık olacağını zannediyorum. evet Türkiye'de pek olmaz da Amerika'da şöyle davalar oluyor ya mesela atıyorum böyle bir suçlamayla karşılaşıyor bir kurum. Bir süre gözlenmiyorlar hani işte jürilerin kararına işte yapılan bağışların etkisi var mı <laughs> falan hani. Ama tabii Amerika'nın jüri, tabii jüri anlayışı çok daha farklı olabilir bizden ya bunlarda da hayatımızda ya tabii canım işte zaten jürinin bağımsızlığı falan ama yani aslında hı. orada da e, işte Oscar'larda yapılan o PR çalışmaları, işte jürilerin hı hı. zaten çok fazla film var ve e, PR çalışmasını en iyi yapanın filmini izlemeye değer buluyorlar, izliyorlar falan. Hani böyle bir durum hı. zaten var. Sistem şey manipüle ediliyor yani ama direkt bir para alışverişinin olması bence orada mesela ceza sebebi olurdu diye düşünüyorum bir şekilde. Neyse ama... Benim sürekli hukuk konuşma sevdim ve <laughs> Amerikan hukuku <laughs> izledim. Şey bende mi? John Johnny Depp davasından Ay, çıkamadım. evet gerçekten miras kaldı ama ona önce de ben ilgiliydim yani şey uzaktan. <laughs> şey işte bu O.J. O, o, Simpson davasıdır bilmem nedir falan. Ay evet. Oradaki o jüri sistemi aşırı olayı şeyden çıkarıp artık bilimsel ve hukuki bir zeminden çıkarıp bayağı reality showa falan dönüştürüyor ya. Evet o da güzel <laughs> konu. <ama. gülüyor> o zaman geliyorum biraz tatsız bir konuya yine hukukla alakalı. <laughs> Merve Taşkın'ın işte OnlyFans içerik üreticisi olması ve paylaştığı fotoğrafların tırnak içinde müstehcen bulunması ile alakalı bir dava dosyasının olması şu anda <laughs> cümleyi nasıl bağlayacağım evet, evet. bilemedim ee, ya bayağı kadına dava açılmış müstehcen olduğu için şeyleri evet, ceza, aynen şeyi bu müstehcenlik ve şöyle bir şey paylaşım platformu instagram Zaten Instagram'ın kendi kuralları var. Zaten nude atamıyorsun, çıplak bir şey koyamıyorsun. Yani onu zaten Instagram elemiş ya bir filtreden. Oradan geçmiş yani kadın. E şimdi ona ona rağmen diyorlar ki bu bizim istediğimiz kadar kapalı değile geliyor konu. Yani e, atıyorum nedir müstehcenlik işte İşte iç çamaşır mı gözüktü, bilmem ne mi oldu. Yani ne o zaman bikinili fotoğrafı da koymayacaksın. Ya sosyal medya evet, ki. evet bir insan sosyal medyasının polisliğini yapmak nasıl bir şey ben bunu yani. algılayamıyorum açıkçası. Ya insan kendi nasıl ifade edeceğine karışmak istediği her şey yapabilir yani OnlyFans'da istediği kadar fotoğraf paylaşabilir Instagram kuralları içinde de paylaşabilir <laughs> böyle yargının böyle bir şeyle uğraşacak olması bile korkunç bence yani hani her şeyden öte yani şöyle uğraşmak derken, ye yemesi içmesi şey bu yani varlık sebebine gidiyor anladım böyle şeyler yaratmak zorunda ki e, savaşacağı bir düşman olsun yani bir bekçilik yapıyor olsun işte bir insanları yani bir yer bir arada tutması şey bu göstergelerinden biri. Ve bir düşmanlarını da yani. çok işte. iyi seçmişler. Çünkü Merve Taşkın bu konuyu anlattı tweet atarak. işte ve Hı -hı. Bir, birkaç sene önce Amsterdam Seks Müzesi'nde fotoğraf çekip paylaştığı Hı -hı. için de benzer bir davası vardı. Orada şey karar çıkmış hani aslında işte hani hapis fakat bir suç daha işlerse. bunu hukuki terimini hiç bilmiyorum ama anladığınızı düşünüyorum. Ee, şey yani bundan da ceza alırsa direkt hapis oluyor. O durumda evet, Bunu anlatmış Aynen. çok yani korkunç ve şey demiş yani hani arkadaşlar bir gün sıra size de gelir yani evet, gerçekten evet. bunun sonu yok ve insanlar Merve Taşkın'a inanılmaz bir nefret kusmuş işte iyi olmuş işte içeri gir tabii ki, ben, tabii. Ben, yani şu an tabii. hatırlamıyorum hatırlamak istemeyeceğim kadar kötü tweetler okuyamazdım da zaten ben bu konuyu araştırırken haftalık drama dozuna mı koysam dedim. Hı -hı. Ee, ve içim sıkıştı. Çok kötü oldum yani. Ve haftalık denodosu zaten biraz tatsızdı işte. Mabel Matiz'in yaşadığı vesaire. Hı -hı. Dedim ben bunu da anlatırsam artık biz topluca bileklerimizi keseriz. O yüzden podcastte konuşalım dedim. <laughs> evet yani insanların ikiyüzlülüğü gerçekten beni çok şaşırtıyor. Biliyor musun? Şimdi bunu yazan insanlar diyelim. Kategorize de etmeyelim. Genelleme yapmayalım ama şöyle bir gerçek var yani. Burada ahlak ahlak bekçiliği yapan insanların birçoğu bu içeriği de tüketiyor. Ya da bakıyor ya da bir şey yani kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. bu 200 beni delirtecek ya kesinlikle. delirtecek yani evet evet kesinlikle öyle evet. yani sanmıyorum kesinlikle. ki e, dindar işte muhafazakar ve kendi halinde e, kimsenin e, kimse karışmak gibi bir derdi olmayan bir insan Merve Taşkin'in tutuklandığını görüp sevinsin sanmıyorum yani açıkçası Anadolu Müslümanlığı tırnak içinde <laughs> Yani gerçekten evet bu içeriği tüketen, işte bu konu inanılmaz agresif olan, kadınların kendilerini objeleştirdiğini düşünen aklıma Liz konusu geldi. E, ha şuna çok sinirlenmiş insanlar bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim. Merve Taşkın'ın önceden şey söylemleri oluyordu Twitter'da bayağı tepki çekiyordu işte. Ya ne bileyim işte fakir fakir konuşuyorsunuz ama hani işte buna laf ediyorlar Hı -hı. diye e, ben işte, işte 30 bin liralık Rolex saatimle işte bilmem kaç bin liralık arabamla bilmem nereye gidiyorum falan filan tarzı tweetleri vardı ve buna da şey deniliyordu yani bu parayı nasıl elde ettin ki falan deniliyordu. Hı hı. Ya şöyle bir sıkıntı var şimdi. Bu parayı elde eden ve insanların ahlak ıı, şeyine ne denir ona? Ahlak çerçevesine sığan bir şekilde elde eden birine de şey yapılırdı. Görgüsüz olduğu için sinirlenilirdi. Hı. Ama bu kadar sinirlenilmezdi. Deniliyor ki işte sen e, vücudunu pazarlayarak para kazanıyorsun. Bu parayla hava atamazsın. Yani burada bir sonuç olarak bir ahlakçılık söz konusu. <laughs> Bunu evet, evet yani. Aynen net bir şekilde bu kadınlardan insanlar nefret ediyor ve aslında bu kadınların işte ne bileyim özgüvenli, mutlu, yani bu kadınların hakkı ya görgüsüz olmak herkes gibi yani. Herkesin Hı -hı. sinirlenilmesi gereken kadar sinirlenmeli belki. Öyle olmuyor işte. Kadın düşmanı. Aynen öyle. Kadın düşmanı. Ya bir de şöyle bir şey var işte atıyorum bu kendi bedenini işte gösteriyorsun. oradan para kazanıyorsun. E, kolayca falan yani ama bu parayı birinin cebinden almıyor. Birinin hakkına girmiyor. Birinin vergisini yemiyor vesaire. Bu parayı rıza çerçevesinde karşılıklı bir şey bu yani. Al, be, vermek isteyen veriyor. Kimseden zorla bir para alışı yok yani. Burayı neden anlamakta zorlanıyoruz Yani bunu alan var. Alan var ve de bunu gösteren var yani. Bu kadar basit. Hani bu bizim şu şey değil. E, ne bileyim çocuklarımız tehlikeye giriyor gibi bir durum görmüyorum burada. Hani sonuçta o çocuğa zaten denetleyecek olan ebeveyn. E, da bir şey yani öyle her an herkesin girebildiği bir yer değil. E, şeyse hani korku buysa. Ya o yüzden şöyle, böyle ko Korku şu aslında çoğunlukla. Ee, şimdi bu kişiler e, hayatlarının ne kadar iyi olduğunu, ne kadar zengin olduklarını bağlandıra ballandıra anlatıp bu şey cazip izleyelim. kılıyorlar Şimdi genç kadınlara diye düşünülüyor. Çok düşünüyorlar ya genç kadınlara teşekkür ederiz. Hı -hı. E, fakat hani burada şöyle bir sıkıntı var. Yani bir insan işte 18 yaşından küçük kızlar özeniyor diyorlar mesela. Yani bir insanın Hı -hı. O şeyi bilişsel becerileri, beyni ve işte hayattaki duruşu vesaire bir anda 18 yaşına gelişmiyor. Şimdi çevresinde hmm. gördüğü, şey işte zaten çoğu Türk ailesinde böyle bir şeyin esamesi okunamaz. Yani bir çocuğun reddedilme sebebi olur evet. ve arkadaş çevresinden de dışlanma sebebi falan olur. Yani bu kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey derken emeği azdır illaki fakat maruz kalacağım psikolojik baskı had safhada. Hmm. Ee, bu durumdayken birinin sosyal medyada böyle bir şey yazmasıyla özenmek kadar mantıksız bir şey olamaz yani bu, böyle bir ilerlemiyor süreç aynı şey gibi bir durum işte atıyorum ezel işte uyuşturucu özendiriyor falan kendisi sürgün şu an evet. o da öyle bir şey değil yani uyuşturucu özenecek olan kişiler zaten artık böyle bir kültürün içinde o böyle bir mahallede böyle bir çevrede büyüyen çocuklar oluyor genellikle hani şundan bahsetmiyorum atıyorum, merak ettiği için bir kere denemiş bilmem ne ondan bahsetmiyorum yani çok daha ciddi sıkıntılar var ya çok fazla Hı -hı. bağımlı çocuk var yani işte geçen okudum 15 yaşına kadar mı düşmüş? Yazmışlar 12 miydi? Hatırlamıyorum. Tamam, bunun sorumlusu ezel mi yoksa o ilkokulların önüne kadar girebilen, e, bunu satabilen insanlar mıydı? Aynen öyle, aynen öyle. Yerlenelim. Hadi şarkıda duydun, hadi gördün. Çok canın çekiyordu. illa deneyeceksin. Buna ulaşman lazım. Sen o çocuk buna bu kadar kolay nasıl ulaşabiliyor? bunu mu konuşsak acaba yani? Bu işte sektörler, sektör diyeyim tırnak içinde yani bu illegal şeyler bitirilmiyor zaten. O yüzden yani bunun bir çözümü de yok şu durumda. Ee, bunu şey yapacak yani özendirebilecek biri de yok. Yani o kültürün içine yetişiyor olman gerekiyor ki hayatına bunu sok ciddi seviyede. Çünkü hani işte ne bileyim şu an salgın olan uyuşturucular falan işte bu met falan gibi insanı bitiren şeyler hep daha gelir sayısı düşük yerlerde yayılan. Evet. Ee, şeyler bunlar. Yani bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Hani şöyle biri yok evinde oturuyor. Harika bir ailesi. İşte ne bileyim korunaklı bir okulu var. İşte sokakta güvenle yürüyor falan. Hani böyle bir durumda biri. Hı -hı. Giriyor özen şarkısını dinleyip harıl harıl bulmaya çalışıyor. Böyle bir şey olamaz. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela bu tarz konular konuşulurken Merve Taşkın da öyle, Ezel de öyle. Bu insanlar sanki toplumdan bağımsız böyle şeytan ve toplumu bir şey özendirmeye çalışan insanlar gibi resmediliyor gibi hissediyorum. Halbuki Mezel aslında kendi gördüğünü anlatıyor ya o da bir zamanlar gençti bir zamanlar çocuktu ve bunların içinde büyüdü ya. Yani toplumun hı hı. böyle kanayan bir yarası varsa e, bunu dile getirmek de şart hani evet şey denilebilir bu noktada işte bu, bundan kaynaklanan sıkıntıları anlatmıyor bunu övüyor denilebilir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani çok seven biri olarak ezan şarkılarını hı hı. tam tersi hani işte ne bileyim e, Ankara'yı anlattığı şarkıları vesaire gerçekten kafalarda böyle biraz üzücü bir tablo canlanıyor onun adına onun gençliği adına ve bunları görmezden gelmek de bir çözüm değil yani atıyorum OnlyFans'dan para kazanan birileri varsa e, senin bunu Twitter'da görüyor olman kadar doğal bir şey yok ve yani çocuklar da zaten senin gördüğün her şeyi televizyon dizilerini de görüyor yani yapacak bir şey yok buna yani sen ona doğruyu öğreteceksin ki gördüğü şeyden hemen etkilenip sonraki gün bambaşka biri olmaya karar vermesin bu kadar basit. Evet. Çok doluyum ya bu konuda ve hani Merve Taşkın'ın asla ben de destek alamamasına o kadar üzüldüm o kadar sinirlendim ki yani geçenlerde Porta'yın da başına benzer bir durum gelmişti onu da yine uyuşturucu övmek konusundan ee, ki hani baştan aşağı saçmalıktı. çünkü aslında uyuşturucu yerdiği bir e, ironik bir şarkıydı vesaire evet, mesela ben Porta'yı evet. kişisel olarak hiç hazetmiyorum ama öyle böyle haz etmiyorum yani hı hı. bu benim e, Porta'yın orada haklı konumda olduğunu savunmama bir engel değil yani hatta bence hani Porta'yın sevmediğim özelliklerini söyleme zamanı bile değil öyle söyleyeyim hani hı hı hı. O zaman Balenciaga olayına geçelim. Geçelim. Evet asıl belki şey yani bilmiyorum yorumun ne olur, benim de ne olur Banda. çok emin değilim ama gerçekten kötü bir şey olarak hani evet. yargılanması gereken belki. Balenciaga bir tane çekiminde çocukları kullanmaya karar veriyor ama hani çocuk kıyafeti falan çekimi değil. Balenciaga bu arada işte bir giyim markası çok çok dünya çapında ünlü. İşte kim kardeşininle düzenli anlaşmaları var vesaire. Bu çocukları kullanıyorlar ve çocukların eline hatta bir tane fotoğrafta şey var işte harness giymiş bir ayı verilmiş falan oyuncak ayı. Hı hı. E, bu fotoğraflar zaten bayağı olay oluyor, linç ediliyor. Hani birazcık çünkü çocuk istismarına doğru kaydığı için. E, sonrasında da birileri zoomlayıp bu fotoğraflara detaylı baktığında e, bir tane belge görüyorlar. Belgenin bir kısmı gözüküyor. O da eski bir işte, çocuk pornosu hakkında bir e, davanın dosyası. Yani bayağı böyle savunmanın oraya... Evet, savunmanın hatta şeyi çocuk pornosundan yargılanan kişinin savunma metni gibi bir şey hatta. Bu arada o aynı çekime ait değilmiş. O farklı bir, yine Balenciaga'nın ama başka bir çekimine aitmiş. Yo aynı ya. Bak, şey şu an buraya Öyle. Bir fotoğrafçının tweetini okudum ben. Ee, orada şöyle söylüyor. Ben zaten diyor o konsepti belirlemiyorum diyor. Ben diyor burada sadece oraya konan objeleri kendi bakış açıma göre çekmekle yükümlüyüm. Öyle bir anlaşmamız vardı diyor. Ayrıca diyor o belgenin yer aldığı fotoğraf. Bunu birebir şey fotoğraf söylüyor. Benim çekimimde değil. Başka bir zaman olan bir çekimde. Ee, ama yine aynı marka şeyin ait diyor. Peki bir şey soracağım. Bu dekoru yapan kişi kim? Evet. Evet, dekoru yapan da sanat yönetmeni diye sanırım geçiyor. Orada o özür, o özür dileyen bir mesaj atıyor. Kesinlikle de çocuklarla alakası olmayan bir şeydi. Çocukları ön planda tutmam hataydı diyor. İşte bunun bu şekilde... Peki belge o, hakkında nasıl? herhangi bir şey söylenmiyor değil mi? Belgeyle ilgili bir şey söylenmiyor. Söylenemez çünkü nasıl bir açıklama yapabilir? Her evet. Yok. Onunla ilgili sadece fotoğrafçı ama belgeden bahsediyor. Evet böyle öyle bir belge varmış diyor ama diyor o benim karem değil diyor yani. <laughs> Balenciaga da özür diledi gerekli aksiyonlar alacağız falan dedi. Hatta Instagram'daki bütün fotoğraflarını kaldırdılar. Altlara deli gibi evet. yorum geldiği için muhtemelen. Taylor Swift şeyi taktiği. Kim Kardashian'dan da açıklama beklendi. Dediğim gibi onun bir anlaşması var falan. Sürekli giyiyor. O da yazdı bir şeyler. O da şeyle birkaç gündür hani sessiz kaldım ama diyor bir anlamak istedim falan filan. Bunlardan diyor evet, midem bulandı. Çok, ben de çok sinirlendim. İşte kesinlikle böyle bir şey olamaz. Çocuklara bilmem ne olamaz. Bayağı bir söylüyor, söylüyor. Sonra şey diyor işte. Oturup konuştuk. Ben anlıyorum ki bunlar işte bir daha tekrarlanmayacak falan hiç marka ile kesiyorum gibi asla hiçbir şey söylemiyor. Sadece e, çok yanlış olduğunu söylüyor ama anladığım kadarıyla devam edecek yani. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Bunun bir sorumlusu illaki vardır olmalı yani. Ben sanat yönetmenidir diye düşünüyorum. sorumlusundan kastım ya yani böyle şeytan bir mantıkla Hı -hı. değil de orada atıyorum yani kendi çapında başka bir kanayan yara yaparmak bastığını falan düşünüyordur belki ya da böyle Hı -hı. provokatif bir şey Hı -hı. yapmak istedi falan böyle bir niyet bence var ve bir kişi bunu ya yani belgenin bilinçli konulmama ihtimali yok ya ben ilk gördüğümde yok, şey yok, dedim yok, bu acaba yok, yok. komplo teorisi mi dedim o kadar değişik bir şey ki bu <laughs> hani marka yanlışlıkla çocukları böyle hoş olmayan bir şekilde kullanmış olabilir anladım ama Hı -hı. o belge artık hani başka bir level bunun bir sorumlusu var ve hani aslında markada bu sorumluyu öne atıp hani bunun yüzünden oldu muhtemelen dememiş bu bence iyi dememiş ama yine işte o sanat yönetmeni yine bir açıklama yapmış yani. Biraz da benden kaynaklı falan gibi ben anladım o konuşmada yani. Fotoğrafçı diyor direkt benimle hiçbir alakası yok diyor. Ee, ama mesela sanat yönetmeni çok öz özür diliyor direkt ya üstüne alınıp özür diliyor. Ya o belgenin bir açıklaması olmalı ya çıkıp şey demesi gerekiyor. Ben, ya evet ben onu bilek yerleştirdim ama şöyle bir şey düşünmüştüm aslında. yine yani. şu açıdan bakmaya çalışmıştım da beceremedim falan. Böyle bir yani açıklama yapmasa çok mutlu olurdu Yani. Demek ki o niyetle konmuş ki bir şey demiyor yani. Ya, o zaman çok ne korkunç işte ki? ya. O, o zaman inanılmaz korkunç. Pizzagate geldi canlı, aklıma. Yani. Pizzagate bu arada tamamen komplo teorisi çıktı. Yalan çıktı. Evet. ya yani Bazı şeyler tabii canım sonradan komplo teorisi oluyor <laughs> vesaire. Trend yolunu biraz... çocuk sattı. <laughs> <laughs> bu biraz şey yani yok ya marka bilerek yapmış her adımı. Okay, ta onaylanmış falan. Çok net yani. E, de demek ki açıklayamıyor da bak özür diliyor. Yapmamalıydık diyor falan. Bir daha yapmayacağız diyor. Demek ki... Bir şey de yok altında. Bizim göremediğimiz bir sanatsal bir şey de yok yani. Evet evet haklısın. Ya da belki açıklama mı dediler. İşte ben onu anlayamadım. Hani belki de bu spekülasyonları daha da arttırmamak için hani an anlaşılmayacağımı düşündüğü bir şey varsa ortada. <laughs> Bunlar anlamaz diye. Gibi yani <laughs> hani. Yani Aynen. o zaman. Evet. Yani çünkü sanatı yapış şekli de eleştiri konusu olabilir. Tartışma konusu olabilir ama belki hani öyle bir şey var ki açıklaması bir kesim gelip direkt pedofil diyecek atıyorum yani hani hı hı. derdi var. O yüzden hiç söylememiştir belki. Ben merak ettim ama ya gerçekten. Direkt bu niyetle ise çok saçma bu arada. Yani bir markayı e, karalamak evet, için ya. bunu yaparsın Aynen. hani. Mantığını ben bunu anlayamıyorum çok fazla. Ya da sübliminal mesaj mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şey diyeceğim. E, bence herhangi bir çocuğu bir yetişkine satılacak ürünün reklamında kullanıyor olmak zaten baştan biraz sıkıntı. Hani nasıl giydirdin, eline ne verdiğinin de çok bir önemi yok. Yani çocukların zaten e, evet, işte oyuncu, çocuk oyuncu diye bir şey olması falan filan bunlar zaten tartışma konusu. Hı yani onun çok bir çözümü yok evet hani. Yani ben aradayım o konuda açıkçası. Çok radikal değilim. Ama artık hani büyüklere satılan bir ürün için çocukta kullanma ne gerek var hani Gerçekten bu? gereksiz yani. Evet evet. Bilmiyorum hani çocuk kıyafetiyse ki sonuçta çocukların üstünde Balenciaga logolu şeyler de var. Kıyafetler de var o çekimde. E onun yanına koyduğun objelerle alakalı. Evet evet. Aynen kesin. Aşırı saçma. Bu arada aneko hani, TikTok'a girdim. Hayırlı olsun pastacığım. Nasıl gidiyor? Valla iyi Zevk gidiyor. Şu an, ucundan yakalamış bir insan olarak. Şimdilik çok iyi gidiyor ama içerik çıkarma konusunda birazcık üşengecim. Zaten bir mecra Hı -hı. daha kaldırabilir miyim emin olamamıştım. Evet zor ya. E, olsun. Bugünlerde yeni bir TikTok'ta atacağım. Böyle demek çok garip geliyor. Ama şey mi peki? TikTok'a içerik üretmekten ziyade saatlerini mi geçiriyorsun içinde? Bir ara ilk böyle algoritmamı ilk düzelttiğimde bir hafta falan ben çok sardım. Evet saatlerimi geçiriyordum. Şu an ben de full zaten mimari... Iı, stiller. Hmm. <laughs> ev dekorasyonu falan böyle bir algoritmam var. Aşırı güzel. <laughs> Girince çıkamıyorum. O yüzden çok izlemek için bu aralar girmiyorum. Ben bu aralar oyun oynamaya sardım bu arada. Ya, yeah, güzel. Ne oynuyorsun? Tom Raider oynuyorum. Ben, çok severim ben şey hiç böyle hikayeli oyun oynamış bir insan değilim yani çok az oyun oynamış bir insanım hatta ee, işte şey, videoların arka plandaki oyunlarını oynuyorsun bir de anladım aynen o kadar genellikle simsi ben oynuyorum hatta diğerlerinden bazılarını arkadaşlarımdan alıyorum <laughs> da böyle bir şey olsun şey e, hikayeli oyun işte hiç oynamamıştım hep izliyordum yani insanlarla ilk Aha. defa oynuyorum bu yaşımda evet, şey yani assume. Ee, çok keyifliymiş ya o yüzden aşırı sardım. İlk defa keşfetmiş evet, evet. bir insan şunu 26 yaşında hikayeli bir oyun oynuyor ilk defa. Öyle <laughs> sardım yani şu an. O yüzden ee, video çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Twitch'e mi peki basta? <laughs> yok yok imkanı yok. Ben yine her konu Twitch'e geldiğinde abi insanlar 5 saat nasıl yayın yapıyor ya? inanılmaz bir şey falan. Ben her seferinde böyle bir övgü seansı yayıncılara. E, bu arada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, işte önceki bölümlerde e, Instagram'dan soru alıyorduk ya podcast'ta konuşmak Hı -hı. için yani konu, soru ne bileyim Hı -hı. challenge gibi. Ya, challenge da değil de işte ne bileyim anladın neyden bahsettiğimi. Hani bir gemide 5 tane ünlü olsun ha? kimler olsun falan gibi şeyler alıyorduk. E, dedim ki bunu Instagram'dan yapmayalım artık yani Yine yaparım ama e, YouTube'dan devam ettirelim. Aynen. Bu videonun altına bir sonraki drama talksta konuşmamızı istediğiniz, yani bir drama olamaz tabii şu an tahmin edilemez yani birkaç hafta sonra ne olacak ama hani bizimle alakalı merak ettiğiniz işte şu konuyu konuşsanız güzel olur dediğiniz bir şeyler varsa ya da böyle şakalı şukalı bir şeyler varsa alırız. O zaman Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz ve bazı ayrıcalıklar edinmek isterseniz kanalda katıl üyesi de olabilirsiniz. Aşağıda bir katıl tuşu var. Ona basarak ayrıcalıkları görebiliyorsunuz ve istediğinizi seçebiliyorsunuz. O zaman bir sonraki Drama Talks'ta görüşmek üzere diyelim. Konular hakkında ne düşündüğünüzü de aşağı yazmayı unutmayın. Tartışalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.